KDH nedir? Akciğerlerin gelişimi hamileliğin 4. haftasından itibaren başlar. İlk olarak daha sonra soluk borusuna dönüşecek olan bir tüp oluşur. İzleyen haftalarda bu tüp büyür ve daha fazla tüp oluşturmak üzere dallara ayrılır. 26. haftadan sonra ilk alveolar kesecikler gelişir. 32. haftadan sonra en küçük kan damarlarına, yani kılcal damarlara sahip nihai alveoller gelişir. Doğmamış çocuğun akciğerleri hamileliğin ancak 34 ile 35. haftaları arasında tamamen gelişmiş olur. Akciğerleri içeren göğüs boşluğu, diyaframla karın boşluğundan ayrılmıştır. Diyafram solunum için önemli bir kastır. KDH hastalarında diyaframda bir delik bulunmaktadır. Mide, karaciğer ve bağırsak gibi çeşitli organlar bu delikten geçerek göğüs boşluğuna girebilir. Bu organlar akciğerlere baskı yapar, bu yüzden akciğerler yeterince büyüyemez. Daha az alveolar keseceğine ve kan damarına sahip olurlar. Bu durum 20. haftada yapılan ultrasonda anlaşılmaktadır. KDH, doğum sonrası hafiften şiddetliye kadar değişen solunum güçlüklerine sebep olur. Birçok bebek solunum desteği alma ihtiyacı duyar. Şiddetli KDH'nin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bu delik genellikle ameliyatla kapatılır. Çocuğun tedavisi akciğerlerin ne kadar gelişmiş olduğuna bağlıdır.